Evet muhteremler, hep diyoruz dert bir olaydı, ağlamak çok kolaydı. Ama derdimiz bir değil. Adeta ne tarafa elimizi atsak, elimizde kalıyor. Duadan başka yapabilecek çok fazla bir şeyimiz yok. Hiç değil dualarımızı esirgemeyelim ümmeti Muhammed'den. Geceleri kalkalım. Cenab-ı Hakk'a gözyaşı dökelim. Yalvaralım. Bizi bağışlasın. Bu başımıza gelen şeyler, bizim ellerimizle yapıp ettiğimiz şeylerin karşılığı, gafletimizin karşılığı, masiyetimizin karşılığı, cehaletimizin karşılığı. Doğu Türkistan'da, Çin'de Müslümanların üzerine köpekleri salıyorlar. Müslümanları parçalıyor, kadınları parçalıyor, kadınların göğüslerini koparmış köpekler. Efendim, etlerini parçalamışlar. Korkudan 3-5 tane kadın, sırf suçları Kur'an öğrenmek. Bir kadın, hoca hanıma gidiyorlar, oradan Kur'an talip ediyorlarmış. Bir baskın yapıyorlar. İşte geçmişte bizde olduğu gibi 28 Şubat'ta o süreçte o bayanın kursunu basıyorlar. Demek ki evinde okutuyor. İşte onları bir yere toparlıyorlar. Orada köpekleri üzerlerine salıyorlar. Kurt köpeklerini, av köpeklerini. 3-5 tane bayan daha köpekler havlamaya başladığında korkudan ölüyorlar. Öbürlerinin üzerine saldırıyorlar. Kiminin işte göğüslerini parçalıyorlar vesaire. Kimini öyle parçalayarak öldürüyorlar yani köpekler. Bunlar direniyor, sabrediyor. Neyse 3-5 gün sonra Cenab-ı Hak imtihan ya kudretini gösteriyor. O köpekler gidiyor kadınları kokluyor. Diz çöküyorlar. Önlerinde oturuyorlar. Bunları görünce bu sefer kefere Çin askerleri daha farklı zulümler uygulamaya başlıyorlar. Daha farklı zulümler. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Tüyleri diken diken oluyor. Biz de burada her yere yaymışız onların mallarını ucuz diye, hesaplı diye Çin malları piyasalarımızı işgal etmişler yani. Efendim, yaptıkları tecavüzler vesaire bunlar konuşulmuyor, gündeme gelmiyor yani. Kadınlara tecavüz ediyorlar. Evlerine Çinli erkekler yerleştiriyorlar. Artık zulüm had safhada yani. Zulüm had safhada. Bizim durumumuza bakın, onların durumlarına bakın yani. Bunun için hiç değil dualarımızı esirgemeyelim. Cenab-ı Hakk'a yalvaralım. Cenab-ı Hak acilen bu ümmete hayırlı bir sahip göndersin. Müslümanları tevhid sancağı etrafında birleştirecek, gayretlendirecek, cesaretlendirecek, umutlandıracak. Efendim bir sahip göndersin yani. Geçen hafta ki derse bu hafta da devam edeceğimizi söylemiştik. Ahde vefasızlık olmasın. Bu hafta inşallah geçen haftanın dersine devam edeceğiz. Şöyle gönlümüz tazelensin diye başlığı hatırlatalım. Ne buyurmuştu İmam Efendimiz? Kaddesallahu esrarahum. Dost, özetle. Dost bizi Allah'a yaklaştıran, düşman bizi Allah'tan uzaklaştırandı. Yani bizi sözüyle, fiiliyle, tavrıyla,
efendim ahlakıyla, ameliyle, fikriyatıyla bizi Allah'a yaklaştıran, Allah'a sevk eden, teşvik eden, davet eden, tebliğ eden kişi dost idi. Bunların aksine sebep olanlar kim olur olsun bunlar düşman idi. Ve geçen hafta geldiğimiz noktada Hazret buyurmuştu ki biz kendimize dikkat edelim. Bizim için lazım olan birkaç şart buyurmuştu. Yani bu irfan yolunda, bu İslam yolunda, tarikat-ı Muhammediye'de, tarikat-ı Hacegan'da ilerlemek isteyen, yol almak isteyen bir salike, bir talibe, bir müride lazım olan birkaç şarttan bahsetmişti. Burada kalmıştık. Bunları paylaşacaktık. Evet. Evvelen bu şartlardan birincisi efendim Kur'an-ı Kerim'de bazı ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak bir ağaçtan bahsediyor. Keşeceretun tayyibetun diye bazı ayet-i kerimelerde o öyle bir ağaç ki yani çok güzel bir ağaç efendim diye bir ağacın güzelliğinden bahsediyor. Bu ağacın güzelliğini vasıflandırırken bunun adeta suretini tarif ediyor, şeklini. İşte köklerinin semada olduğunu, dallarının arza doğru sarkmış olduğunu, insanlığın istifadesi için dallarının arza doğru sarkmış olduğunu, bazı muhtelif ayetlerde yine efendim bunun zeytin ağacı olduğunu ve bu zeytinin yağının yani ışığının parlaklığının nuraniyetinin tarife sığmayacak şekilde olduğunu bir güneş misali şark ile garbı aydınlattığını efendim doğuları batıları nuru ile ışığı ile aydınlattığını Cenab-ı Hak teşbihen haber veriyor. Böyle bir ağaçtan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Bu bahsedilen ağaçlardan işte kimisi zeytin ağacıdır, ağacı, kimisi de farklı ağaçlar. Bu ağaçlardan birisi de şecere-i zakkumdur. Zakkum ağacı olarak geçmekte. Bahsedilen ağaçların, Kur'an'ın vasıflandırdığı ağaçların bir tanesi zakkum ağacı. Diğer ağaçlar, diğer ayetlerde de ağaçlardan bahsediliyor. Büyük Şeyh Efendimiz bu şecere kelimesini, Kur'an-ı Kerim'deki bu ağaç ifadesini insan-ı kamile ithaf buyurmuşlar. Öyle tevil etmişler. Bu ağaç insan-ı kamildir diye bir tevilde, tefsirde bulunmuş Mahmud-i Samini Hazretleri Kudüs'e sırrı. Burada bir ayet-i kerimeyi mealen almışlar. Bismillah. Allah göklerin ve yerin nurudur. Allah semanın ve arzın nurudur. Onun nurunun sıfatı sanki içinde bir çera bulunan
bir hücredir. Bir kandili düşünün yani. Yanan bir kandil misalidir. O çera bir sırça içindedir. Bir kandil içindedir. Bir lamba şeklinde düşünün yani. Eskiden gaz lambaları vardı. Evlerimizde onlar kullanılırdı. Böyle elektrik veya lüks, sonradan ki lükstü yani. Lüks, efendim, bunlar yoktu. Gaz lambaları, onların da bazı evlerde olmayabilirdi. Pahalı gelebilirdi, olmayabilirdi. Kandil ismiyle kullanırlardı. Bir maşrapaya, şöyle bir maşrapaya işte gaz yağı konur. Bir fitili içine bırakırlar. Onu yakarlar, o yanardı. O fitilin ışığı yani açıktan yanar. Efendim. Bizim Karadeniz bölgesinde ona likmen denilir. Fukara ışığıdır yani. Karadeniz'de arkadaşlar varsa onlar bilebilirler. Likmen denilir bizde onlara. Efendim. İşte ayet-i kerimede de böyle bir misali Cenab-ı Hak bize tasvir buyuruyor. O çera bir sırça içindedir. Bir kandil içindedir. O sırça ki, yani o kandil ki, bir inci gibi parıldayan, ışık veren bir yıldızdır ki, güneşin doğduğu yere de, battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan. Güneşin doğup battığı yerlere nispeti olmayan böyle bir ağaçtan, mübarek bir ağaçtan, zeytinden tutuşturulup yakılır. Böyle bir kandil ve böyle bir ışık. Onun yağı kendisine bir ateş dokunmasa dahi hemen hemen ışık verir. Yani yağı o kadar parlak ki, yağı o kadar şavkı var ki, ateş yakmaya bile gerek yok. Yağın parlaklığı aydınlatıyor. Bu ışık da nur üstüne nurdur. Allah kimi dilerse işte onu nuruna kavuşturur. O yağın ışığı nur üstüne nurdur. Allah kimi murad eder, kimi dilerse onu bu nuruna, bu ışığına, aydınlığına ulaştırır. Allah Azze ve Celle insanlara mesel irad eder. Yani böyle misaller buyurur Cenab-ı Hak. Maksadını, efendim, matlabını, bizlerden istediği şeyleri böyle örneklerle, misallendirerek bize nakleder. İntibaha getirmek için bizi, uyandırmak için, düşündürmek için, tefekküre sevk etmek için böyle mesel irad eder. O her şeyi hakkı ile bilendir. Amenna ve saddakna. Evet. Bu ayet-i kerime mealini verdiği İmam Efendimizin bu ayet-i kerime Nur suresinden. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın Nur suresinden. Bu ayet-i kerimede, bu Nur suresindeki bu ayet-i kerimede şecere-i mübareke-i zeytune
diye bahsediliyor. Mübarek zeytin ağacı. La şarkiyetu ve la garbiye. Buyuruldu ya yukarıda, ne güneşin doğduğu ne battığı yere nispeti olmayan, ne doğuya ne batıya hiçbir nispeti yok. Bir etkilenişi yok. Doğudan da batıdan da bir etkilenmesi yok. Dikkat ediniz. Bu ayet-i celile, İmam Efendimiz buyuruyor. Bu ayet-i celile hakikaten baştan ahire, baştan sona insanı kamili tarif ve tavsif ediyor. Mükemmel olan insanı anlatıyor. Evet. Diğer bir ayet-i kerime, birkaç ayet-i kerime var denildi ya, Kur'an-ı Kerim'de şecerden bahseden, ağaçtan bahseden farklı farklı birkaç ayet-i kerimeler olduğunu, bunlardan birisi de Yasin-i Şerif'te, o yemyeşil ağaçtan sizin için bir ateş çıkarandır. Yemyeşil efendim bir ağaçtan sizin için ateş çıkarandır. İşte bakın, ateşi ondan çakıp alıyorsunuz. Yasin-i Şerif'te. Bu ayet-i kerime olup bu şecereyi Ahzara tekarüp edenler, efendim yaklaşanlar derhal ikad olunur. Ateşi yakma, tutuşturma anlamında. Yani onlar da nar-ı aşk ve muhabbetle yanarlar, narları nur olur, ateşleri nura inkılap olur. O ateşe yaklaşanlar yanarlar, yanarak nura dönüşürler. Evet, diğer ayet-i kerimemiz ise İbrahim suresinden. Hazreti Kur'an'ımızın İbrahim suresinden mealen buyuruluyor ki, görmedin mi? Allah-u Teala sana nasıl bir mesel irad etti? Sana nasıl bir örnek gösteriyor, bir misal anlatıyor Cenab-ı Hak? Görmedin mi? Bunu anlamadın mı yani? Güzel bir kelime. Güzel bir kelime, kökü sabit ve sağlam, dalları semada olan bir ağaç gibidir. Güzel bir kelime, hakikat olan bir kelime, böyle muhkem bir ağaç gibidir. Ki o ağaç, Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir durur. Kurumaz, solmaz, çürümez, sürekli mahsulat verir. İşte bu ayet-i kerimedeki şecere-i tayyibedir bir üçüncüsü. Bir zakkum ağacı bahsediliyordu Kur'an'da. Zeytin ağacı bahsediliyordu. Ahzar ağacı bahsediliyor. Bir de güzel bir ağaç, şecere-i tayyibe. Güzel bir ağaçtan bahsediliyor. Sure-i İbrahim'de. İşte bunlardan ve diğer ayet-i celile-i ilahiyeden,
diğer ayetlerden anlaşıldığına ve ehadis-i şerifedeki Efendimizin mübarek hadislerindeki işarat-ı celileye, o kıymetli işaretlere ve Evliyaullah'ın ittifakına nazaran, büyüklerin ittifakı ile, birlikteliği ile Allah'a yol insanı kamildendir. Allah'a giden yol insan için yine insandandır. Tabi burada bu kemal silsilesinin başında usve-i hasene olan Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Fahri Alem vardır. Sonra ona ihsan sırrıyla tabi olan efendim ulema, suleha böyle müteselsilen devam etmiştir. Başka bir şekilde insanın Allah'a yol bulması mümkün değildir. İnsanı bırakarak Allah'a yol bulmak mümkün değil. Bu noktayı, bu ihtiyacımızı iyi bilmemiz ve ona göre de insanın bu kemalatı elde etmek için, kamil olabilmek için hizmet etmesi lazımdır. Gayret etmesi lazımdır. Bir talip için ilk şart budur. Birkaç şart var buyurdu ya, işte şartın evveli, önceliği budur diyor. Bu kemalatı elde edebilmek için kamil insanlar ile hemhal olmak. Bismillah ve kunu ma'as sadıkin. Mutlak sadıklarla birlikte olacağız. Onlar ile hemhal olacağız. İkincisi, şartın bir diğeri, talibin, hakkı talep edenin, hakikat arayışında olanın zikri. Hüvel Mevla, yani hu olmalıdır. Ona tahsis edilmeli. Ondan kasıt Mevla. Mutlak ve yegane dost. Zira enfasımız hem madude hem de cariyedir. Nefeslerimiz hem sınırlı sayılı hem de süreklidir. Yani akışkandır, devam ediyor. Bizi beklemiyor. Duhul ve hurucunda, alış ve verişimizde nefesimizi içeri dışarı, zihnimizi, fikrimizi enfasımıza vermeliyiz. Aklımız, yani dikkatimiz, himmetimiz, gayretimiz nefesimiz üstünde olmalı. Biliyorsunuz, Nakşibendiliğin temel ilkelerinden birisi huşterdem. Alıp verdiğin nefesin kontrollü bir şekilde niçin, nasıl alıp verdiğini bilmen gerekiyor. Belki de bizim en büyük israfımızdan birisi budur. Nefeslerimizi israf etmemiz, vaktimizi zayi etmemiz. Ne suretle, yani Allah ile olarak mı
yoksa gaflet ile mi nefes alıp verdiğimize dikkat etmeliyiz. Nefesler nasıl girip çıkıyor? Ve daima zamirimizi Allah ile beraber kılmaya dikkat etmeliyiz. Burada da zikretmiş. Nakşilerin erkan-ı tarikatinden kelime-i semaniyeden birisi de Nakşibendilerin tarikat rükunlarından, edeplerinden, 8 kelimeden birisi de hoş derdem. Yani aklı nefeste olmak değil midir? Hulasa, her nefeste Allah ile olmaya gayret etmeliyiz. Süleyman Çelebi buyurur ya, her nefeste Allah adın di müdam, Allah adı ile olur her iş tamam. Allah adı olsa her işin önü, her gizep der olmaya anın sonu der Süleyman Çelebi. Allah adıyla başlayan bir işin bereketi tükenmez, nihayeti gelmez. Yani sonsuzmuş gibi gelir insana. Ondaki rahmet, ondaki feyiz, ondaki bereket, ondaki manevi kazanç. Onun için her nefes sen Allah'ı zikret buyuruyor. Her nefes de Allah'a adın di müdam. Devamlı Allah'ın ismini an, zikret. Allah adı ile olur her iş tamam. Onun yardımıyla, nusretiyle, izniyle hiçbir iş noksan kalmaz, eksik kalmaz. İsmi pakın pak olur zikreyleyen, her murada erişir Allah diyen. O pak ismi zikredersen, o da o isim seni temizler, o da seni zikreder. Tertemiz olursun. Bu zikre devam edersen, Allah'ın zikriyle temizlenirsin. Ve onun katında zikredilenlerden olursun. Yani kıymet kazanırsın. Kıymet kazanırsın. Üçüncüsü, birinci şart, kamil olabilmek için kamillerle beraber olmak, onlara hüddam olmak, hizmet etmek. İkinci şart, onların haliyle hallenmek, onların zikrine devam etmek. Şimdi üçüncü şarta geliyor. Cenab-ı Hak bize bizden yakın olduğunu kendisi haber veriyor. Kur'an-ı Kerim'de, Kaf suresinde bize bizden yakın olduğunu haber veriyor. Evet, o bize bizden yakın ve bizimle beraber. Fakat nasıl yakındır ve nasıl bizimle beraberdir, biz bunun kem mükeyfiyetini bilemiyoruz. Öyle inanıyoruz, öyle teslimiyet gösteriyoruz, muhabbet ediyoruz ama bunun hakikatini bilemiyoruz. Biz yalnız emri ilahiyi bilebiliriz. Bize ne emredilmişse, ne söylenilmişse biz onu biliriz. Evet, biz ona şah damarından daha yakınız buyuruluyor ayet-i kerimede. Bize bizden yakın olduğunu ferman buyurmuş. Biz daha biz başka bir şeyi bilmeyiz ve başka bir şey de düşünmeyiz. Yani düşünecek olursak bu bize kafidir. Allah'ımız bize bizden yakın. Başka bir şeye ihtiyaç var mı? O bize bu denli yakın iken, o böyle bizimle birlikte iken, başka bir şeye gereksinim var mı? Yalnız Cenab-ı Hakk'ın nerede olursak olalım, ne halde bulunursak bulunalım,
bizimle beraber olduğunu her an teemmülle, işimize bakar ve bu agahiyetimizi muhafaza etmeye itina ederiz. Bazen gaflete düşebiliriz. Gafil olabiliriz. Dolayısıyla bu gaflet saykıyla yanlış yapabiliriz. Buna müsaitiz, beşeriz. Yanlış da yapabiliriz. Biz gaflete düştük diye biz Allah'ımız muhafaza buyursun şaşırdık diye Rabbimiz bizi bırakmaz. Bizi terk etmez. Yani haşa o şaşırmaz. O gaflet etmez. Öyleyse biz bazen gafil olsak da yine bilmeliyiz ki Rabbimiz bizimle. Onun bize olan yakınlığı devam etmekte. Yani bize olan merhameti, bize olan şefkati, bizimle olan ülfet ünsiyeti bizde devam etmekte. Zaman zaman bunu ifade etmeye çalışırız. Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam ve ala nebiyyina vesselam Tur-i Sina'da Cenab-ı Hakk'a sual buyurdular. Siz hiç istirahat eder misiniz, uyur musunuz ya Rabbi? Sizde hiç uyku vaki midir? Hazreti Cibril ona bir bardak su getirdi. Hazreti Musa'ya. Birkaç yudum sudan içince uyku hali galebe çaldı Hazreti Musa'yı. Ayakta daldı. İçi geçti bir anda. Dalınca elinden bardak düştü, kırıldı. O tasın sesine, gürültüsüne Hazreti Musa kendine geldi. Ayıldı. Estağfirullah buyurdu. Ya Rabbi beni bağışla. Cenab-ı Hak cevap verdi ona yani. O misalle ona cevap verdi. Yani ey Musa, biz uyusak, uyuklasak, gaflet etsek kainat helak olur. Evet. Yani biz nefsimizin zorlamasıyla isyana düşsek de onun bizim üstümüzdeki şefkat ve merhameti bizi bırakmıyor. Hidayetini kaldırmıyor bizim üzerimizde. İşte bunu düşünmeliyiz yani. Biz de öyle yapışmalıyız. Bizi hiç terk etmeyen, hiçbir halde bizi yalnız bırakmayan Rabbimizin emrinden, yolundan ayrılmamaya itina göstermeliyiz. İşte gerek iyi insanların tercihi, gerek o iyi insanların halleriyle hallenmek, onların amelini devam ettirmenin temel sebeplerinden birisi bu. Bu. Onlar nimette de, nikmette de, devlette de, zillette de Allah'tan uzaklaşmamışlar. Allah'ımız buyurmuş ki hiçbir şey onları Allah'ı anmaktan, Allah'ın emrini yerine getirmekten alıkoyamaz. Alıkoyamaz. Onun için bize onlarla beraber olun buyuruyor. Sevgi saridir arkadaşlar. Sevgi bulaşıcıdır. İşte biz o insanlara sevgi muhabbet edersek onlardaki hal bize bulaşır. O agahiyet hali, o uyanıklık hali.
o hak ile manevi alışveriş, o murakabe, muhasebe, o mütalaa, müzakere bize bulaşır. Bunun için bize rabıta emrediliyor. Zahiren beraber olmadığımız dönemlerde bu batıni beraberliği sağlamak, nispetin devamını sağlamak. Şimdi misal burada birlikteyiz diyelim. Birbirimizle sohbetleşiyoruz, paylaşıyoruz, anlaşıyoruz vesaire. Düşün ki zahir mesafeler uzak oldu. Araya başka şeyler girdi. İşte o manevi beraberlik devreye girecek. O devreye girecek. Sanki zahiren berabermişiz gibi yine aramızdaki kardeşlik hukuku, efendim, dayanışma, maddi manevi neyse, mutabaat, efendim, manevi musahabe, sohbetleşme devam edecek. ...24 saat rabıta bu anlamda az görülmüş büyüklerimiz tarafından. Bir salikin, bir hakikat talibinin bu anlamda kendisini 24 saat büyüklerle beraber hissetmeye çalışma hali 24 saat sürse az görmüşler. Böyle olursa, yani Cenab-ı Rabbül Alemin Hazretlerinin bizimle beraber ve bizi nazır olduğunu bilirsek, bizi gördüğünü, kolladığını, kayırdığını bilirsek, artık ne bir masiyete, ne de bir fenalığa ve ne de bir ahlak-ı zemimeye cüret ve cesaret edemeyiz. Bizden kötü ahlak sadır olmaz. Bizden gaflet sadır olmaz. İşte ayette müjdelenen o sınıfa nail oluruz ki istesek de Allah'ı unutamayız. Ne alışveriş, ne şu ne bu bizi Allah'tan alıkoymaz. Biz ayakta olsak da, otursak da, yanımız üzere yatsak da, her hal değişikliğinde Rabbimizi zikrederiz, onun razı olacağı işleri yaparız. O padişahlar padişahı Zat-ı Zülcelal Hazretlerinden haya ederiz. El-hayâ-u minel-îmân. Haya imandandır buyurdu Sultanül Enbiya. Edepleniriz yani. Allah'a karşı müeddep oluruz. Edep ederiz. Zaten hayanın da en makbulü, en büyüğü Allah'tan haya etmektir. Allah'tan utanmaktır. Allah'tan utanmaktır. Adem aleyhissalatu vesselama Hazreti Cibril emri ilahi ile üç şey getirmişler. Rabbimiz tarafından üç emanet getiriyorlar Hazreti Adem babamıza. Bu üç şeyden tekinin, bir tanesinin alınmasını, diğerlerinin geri götürüleceğini ifade ediyor. Hazreti Cibril üç emanet getiriyor Adem babamıza.
Biri kalacak, ikisi gidecek buyuruyor. Birini tercih edeceksiniz. Bunlar bu getirilen emanetler akıl, ilim ve hayadır. Akıl, ilim, haya. Bu üç emaneti getiriyor. Hazreti Adem aleyhisselam aklı intihab buyuruyorlar. Aklı tercih ediyorlar, aklı seçiyorlar. Aklı alıyorlar. Cebrail aleyhisselam geri götürmek üzere ilim ve hayayı davet ediyor. Geri götürmek için. Teklifte bulunuyor. Onlar da diyorlar ki hayır, biz akıldan ayrılmayız. Zira bizim akılla birlikte olmamız ve kalmamız emri ilahi gereğincedir. Biz akla bağlıyız. Akıl nerede? Biz oradayız. Onsuz geri dönmeyiz. Diyerek akıldan ayrılmıyorlar. Onlar da aklı tercih ediyor. Ve böylece Nebi Adem aleyhissalatu vesselam da hüsn-i intihabı sayesinde bu güzel tercihi, bu isabetli seçimi sayesinde bu üç şeye birden nail ve malik oluyor. Bir nimeti tercih ediyor ama Nasreddin Hoca'nın kazanı misali la teşbih doğuruyor. Üç nimete birden sahip oluyor. Dördüncü şart. Bu üçüncüsüydü şartların. Bizim için lüzumlu olan. Dördüncüsünü zikrediyor Hazret. Taate, itaate, ibadete, emre, imtisal, sarılmak, yapışmak, yönelmek bize zor gelir. Yani bizden kasıt nefsimize zor gelir. Gelmemeli. Evet, zor gelir ama gelmemeli. Hac ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak hac ile ilgili hükümleri bildirirken o ayeti kerimede şöyle buyuruyorlar. Allah size kolaylık diler. Size zorluk, güçlük istemez. Kolaylığı sizin için tercih etmiştir. Size zorluk dilemez. Bu kolaylığı istemesi Cenab-ı Hakk'ın o sayıyı, yani kaza borcunuzu ikmal etmeniz Allah'ı sizi muvaffak buyurduğu o şeyden dolayı da büyüklemeniz, yüceltmeniz, büyük bilmeniz içindir. Olur ki şükredenlerden olursunuz. Bakara suresinde bu ayeti kerime. Efendim, demek ki Cenab-ı Hak niçin bize kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor? Allah'ı bir hakkın tanıyıp onun azamet ve kibriyasını idrak edip en'amına, onun nimetlerine şükredenlerden, onu zikredenlerden olabilmemiz için. Demek bu evamiri ifa, Allah'ımızın bu emrini yerine getirmek, şimdi zahiren usr görünüyorsa da, zor görünüyorsa da, hakikatte, neticede bu usr de bir zorluk değil, yusrdur, bir kolaylıktır.
emirlerin zahiri zor görünse de şimdi bu sohbetin buyurulduğu zaman o zamanı düşünün. Yani 100 sene evveline gidin. Bu sohbetin yapıldığı 100 sene evveline yaklaşık. Efendim, hac çok zor ibadetlerden birisiydi. Belki maddi bir imkana sahip olsanız da zahiren ekonomik olarak yeterli bir seviyede olsanız da hacın bir de bir manevi külfeti vardı. Yani bunun yolculuğu, gitmesi, gelmesi o zamanki şartlarda oldukça zorlayıcıydı. Burada çoluk çocuğu bıraktınız, iyi kazandığınız bir işiniz varsa o işi bırakacaksınız. Siz dönene netice ne olacak bilemiyorsunuz. Yollarda başınıza neler gelecek bilemiyorsunuz. Ciddi bir manevi külfet gerektiriyor yani. Yani fakir birkaç sefer karayoluyla Cenab-ı Hak nasip etti. Cümlenize nasip etsin inşallah. Haşa şikayet olarak söylemiyorum. O zorluğu anlayabilelim diye, misal olsun diye söylüyorum. Şimdi misal uçakla gidip geliyoruz yani. Buradan biniyoruz. Erzurum'dan uçağa biniyoruz. 3 saat sonra Cidde'de iniyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Hiçbir sıkıntı yok. Hemen oradan belki bir saat içinde de işlemler bitiyor işte. Giriş işlemleri vesaire. Otelimize gelip yerleşiyoruz. Karayolu öyle olmuyor. Çölde tekerim patlıyor, motor bozuluyor, araba hararet yapıyor, su kaynatıyor. Çölde iniyorsun, tamirci yok. Efendim, sıkıntı var. İcabında arabada uyumuşsun. Sallıyor, sarsıyor çöl yolu. Efendim, abdestin bozulmuş. Orada bir namaz vakti kalman icap ediyor, su yok. Abdest alman, içme suyunu kullanacaksın. Bu sefer susuz kalacaksın. Hava zaten sıcak. Sürekli su kaybediyorsun, ter kaybediyorsun. Sınırlarda bekliyorsun. Zorluk çıkarıyorlar, rüşvet istiyorlar. İşte Suriye sınırından geçeceksin, Ürdün sınırından geçeceksin. Efendim, sıkıntısı çok. Sıkıntısı bayağı var. Yorucu oluyor. O yorgunluğu kolay atamıyorsun. Bir de 100 sene evvelini düşünün yani. Belki yine gittiğimiz bizim arabalar, otobüsler klimalıydı vesaireliydi. Ona rağmen bir sıkıntı oluyordu yani. Bir de sahabi döneminde bu ayetin nazil olduğu dönemde haccı düşünün. Ayetin nazil olduğu dönemde Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye yaya gelecekler. Hiçbir şeyleri yok. Belki doğru dürüst yiyecekleri de yok. Efendim, bir sürü çile. İnsan belki bu zorluğundan dolayı gitmeyi göze alamıyor. Zorluğundan dolayı gitmeyi göze alamıyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, yani teselli buyuruyor. Korkmayın, Allah size kolaylaştıracaktır. Şimdi bu bütün emirler için bunu böyle düşünelim. Allah'ımızın bütün emirleri için böyle düşünelim. Başlayana kadardır o zorluk. Gözümüzde büyür. Adam misal niye tasavvufa girmiyor? Ya zor ya, ben yapamam diyor yani. İşte ben gece kalkacağım, namaz kılacağım, evrad eskar yapacağım,
Ben bunları yapamam diyor. Bunlar zor. Gözünde büyütüyor. O ana kadar o zorluk. Allah yardımı lütfediyor. Kuş gibi kalkıveriyorsun gece. Zevk veriyor sana. Huşu veriyor, huzur veriyor Cenab-ı Hak. Zikrin muhabbeti geliyor kalbine. Evet. İnne ma'al usri yusra fe inne ma'al usri yusra. Her zorluktan sonra Allah'ımızın kolaylığı geliyor, yetişiyor. Ama muhakkak bir kolaylık yetişiyor. Yetişiyor. Derse oturuyorsun, sana geliyor ki ya ne çabuk bitti ya, keşke biraz daha olsaydı. Biraz daha dersim olsaydı da yapsaydım. Evet. İbadetler bu anlamda zor gelmemeli. Madem ki Rabbimiz buyurmuş ki Allah sizin hakkınızda zorluğu murad etmez, yani size kolaylaştıracaktır, mesele bitmiştir. Biz buna canı gönülden itimat etmeliyiz. Bu Rabbimizin ifadesi. Evet. Beşincisi, şimdiye kadar irtikab ettiğimiz masiyetler kafidir. Yaptığımız günahlar, hatalar yeter olsun artık, buyuruyor Hazret. Bir nokta koyalım ya. Bir tevbe noktası koyalım. Bir pişmanlık molası verelim yani. Hazreti Adem aleyhissalatu vesselam bir kere, o da birçok hikem ve esrara mebni bir zelle işledi. Yani içinde birçok sır ve hikmet barındıran bir zelle ondan sadır oldu, meydana geldi. Cennetten çıkarıldı. Biz bu kadar measi ve meharimle nasıl cennete gireceğiz hiç düşünüyor muyuz? Bu kadar masiva ile, isyan ile, tuğyan ile, gaflet ile, bu kadar haramlara bulaşmış bir halde biz nasıl cennete gireceğiz? Bunu düşünüyor muyuz? Atamız basit bir zelleden dolayı cennetten çıkarıldı. Biz cennete talibiz. Kabil değil, yani mümkün değil, giremeyiz. Zat-ı Ecellu Ala Hazretleri ancak tevvabini, Allah'ımız Azze ve Celle ancak tevbe edenleri, tatahhur edenleri, tevbe ile temizlenenleri, tertemiz olanları, yani zahiren ve batinen hem zahirini, hayatını, hem gönlünü, maneviyatını İktisab-ı taharet edenleri seviyor. Temizleyenleri seviyor. Ayet-i kerime böyledir. Yine Sure-i Bakara'da Cenab-ı Hak mealen buyuruyorlar ki herhalde Hazreti Allah hem çok tevbe edenleri sever hem de çok temizlenenleri. Allah tevbe edenleri ve tertemiz olanları sever.
Yalnız zahirimizin tahareti kafi değildir. Dışımızı temizlemek kafi değil. Tatahhur kelimesi, ayette zikredilen tatahhur, mübalağa sigasıyla gelmiştir. Abartılıdır yani. Mübalağa ile taharet için içimiz ve dışımızın tahareti icap eder. Görünen ve görünmeyen varlığımızı temizlememiz icap eder. Sonra Hazreti Adem aleyhisselam bu bir zellesi için 200 sene la yemkati ağlamıştır. Hiç susmamacağı icabında ağlamıştır. Tövbe etmiştir. 200 yıl. Ve ey Rabbimiz, kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz isen, bizi esirgemezsen, sen bizi kayırmazsan, herhalde biz maddi ve manevi en büyük zarara uğrayanlardan oluruz diye Allah-u Teala'ya istiğfarda bulundu. Nedamet gösterdi, tevbe etti. Bu şekilde tazallum ve Cenab-ı Hak'tan af ve mağfiret niyaz etti. Zilletini itiraf etti. Biz bu kadar günahlarımız için bir kere olsun Rabbena zalemna enfusena diyebildik mi? Ya Rabbi biz kendimize zulmedenlerden olduk. Biz ne zalim insanız diyebildik mi? Demedikse, diyemiyorsak nasıl olur? Tevbe etmedikçe, taharet kesbetmedikçe, temizlenmedikçe Cenab-ı Hakk'a nasıl ve ne surette layık olabiliriz? Samimi olarak tevbe edemezsek, etmezsek, gönlü temizleyemezsek, kıllı kıştan arındıramazsak, nasıl Cenab-ı Hakk'a nasıl layık olabiliriz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri şöyle buyurmuşlar: Cenab-ı Hak tayyiptir. Allah'ımız tertemizdir. Tayyibi kabul eder. Anca temizleneni, temiz olanı kabul eder. Muhakkikin-i kiram hazaratı ise, hakikat ehli insanlar ise, evliyaullah ise yani, tayyib amali salihadır. Ahlak-ı merdiyedir. Ahval-i batiniye ve esrar-ı mudahharadır diye tarifler. Yani Allah'ımızın kabul buyurduğu tayyibe, sevdiği, hoşlandığı güzellikler neler imiş? Amali salihat, salih ameller, vasıfları bildirilmiş ameller, ahlak-ı merdiye, razı olunmuş ahlak, Allah'ımızın hoşlandığı Muhammedi bir ahlak sallallahu aleyhi ve sellem ve ahval-i batıniye, manevi haller, kamil haller ve esrar-ı mudahhara, tertemiz sırlar. Rabbimizin gönlümüze ilka edeceği, gönül gözümüzü açacak, gönlümüzü çalıştıracak hak ile olan dostluğumuzu pekiştirecek ledünniyata dair olan sırlar. Allah'ımızın tayyip diye yani buyurduğu hadis-i şerifte kabul buyurduğu şeyler bu özellikler. Şimdi burada bu zikredilen şeylerin hepsi sufilerin uğraşısı. Sufilerin ameli. İrfan mektebinin dersleri bunlar. Evet.
Habibi Kibriya ve Resul-i Huda aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerinin zamanı hümayunlarında olsaydık, asr-ı saadette yaşıyor olsaydık, ona gelen kitab-ı münzele, inzal olunan o Hazreti Kur'an'a, onun şer-i şerifi ile amil mi olurduk? O kitabın ahkamı ile, hükümleri ile acaba amel eder miydik, onları yapar mıydık? O gün olsaydık biz, yoksa ona muhalefetle Allah'a sığınırız. Ona muhalefetle menahiye mi düşerdik? Nehyedilenleri mi yapardık? Yasaklara mı koşardık? Evet. Mehalim ve measiye mi inhimak ederdik? Haramlara ve isyanlara mı düşerdik? Elbette onun şeriat-ı garrası ile hareket eder, onun sünanat-ı seniyyesi ile amil olurduk. Tabi böyle diyeceğiz, arzumuz bu, temennimiz bu. Ama bir de şimdimize bakalım. Peki o gün öyle olurduk da. Demiş ya adam, hani Halep orada ama arşın burada. Bugün niye öyle değiliz? Biz asr-ı saadette olsaydık, biz Ebu Bekir olurduk. Radiyallahu teala anhum. Eyvallah. Peki bugün niye bu cehilce yaşıyoruz? Acaba bugün Kur'an'ın ahkamı mı değişti? Hükümlerin bağlayıcılığı mı değişti? Yoksa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti bitti mi? Allah-u Teala'nın vaadi son mu buldu? Mahdut muydu vaadi ilahi? Müminlere bulunduğu vaatlar. Değişen ne oldu acaba? O gün Ebu Bekir oluyorduk da, o gün Ömer Osman oluyorduk da, bugün niye Ebu Cehilce yaşıyoruz? Bugün niye Utbe gibi yaşıyoruz? Bunu bir soralım nefsimize. Bunun muhasebesini yapalım dostlar. Bunun murakabesini yapalım. Evet. İşte bugün de yine aynen öyledir. Risalet Mab Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri zahiren aramızdan ayrılmıştır. Manen haydır. Ruhaniyetiyle diridir. Sünnetiyle diridir. Ahlakıyla diridir. Adabıyla diridir. Ve yaşantısına devam etmektedir. Kabri saadetlerinde, Ravza-i Mudahharelerinde haydırlar. Bir manevi hayat ile hayatlarını devam ettirmektedirler. Ehadisi sahiha ile sabittir ki, yani sahih hadislerle, Efendimizin mübarek ifadeleriyle sabittir ki, ümmetinin amali ve ahvali, ümmetinin amelleri ve halleri her akşam kendilerine arz olunmaktadır. Allah'ın melekleri tarafından dosyalarımız ona arz olunmaktadır.
ondan sonra gideceği yere gitmektedir. Zat-ı Hümayunları da ümmetinin iyiliklerinden, hasenatından, onların sevaplarından, gayretlerinden, yüce himmetlerinden mesrur, sevinmekte, memnun olmakta, mutlu olmakta. O dosyalar sunulduğunda bakıyor ki ümmetinin zararı yok. Kar üzeredir yani. Seviniyor. Mutlu oluyor. Seyyiat ve fenalıklarından dolayı da mahzun olmaktadırlar. Zarar ettiklerini gördükçe, o günkü ticaretlerini zararla kapattıklarını gördükçe ümmetinin bundan dolayı da üzülüyorlar, mahzun oluyorlar, mahcubiyet hissediyorlar. Düşünelim. Düşünelim ki layık mıdır ki ve insaf mıdır ki böyle her gün şefiğimiz, şefaatçimiz, yardımcımız, seyyidimiz, efendimiz, peygamberimiz, Muhammedimiz, cananımız sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini mahzun edelim. Yüzünü yere düşürelim. Huzur-u ilahide boynunu büktürelim. Layık mıdır bu? Habibi edibini sallallahu aleyhi ve sellem müteezzi edeceklerden, ona eziyet edeceklerden, eziyet vereceklerden Cenab-ı Hak ahzı intikam buyurur. Onlardan şiddetle intikam alır Cenab-ı Hak. Habibini üzenlerden, ezenlerden, ona eziyet edenlerden intikam alır. Gayret-i ilahiyesi, Allah'ımızın gayret-i ilahiyesi, mahbubunun böyle mütemadiyen sevdiği varlığın, kainatı hürmetine var ettiği varlığın sürekli olarak müteezzi olmasına mahzun, üzgün, hüzünlü olmasına, efendim ezilmesine, eziyet edilmesine müsaade etmez. Etmez de sonra belamızı buluruz. Evet. Düşünebiliyor muyuz şimdi günümüzün meselelerini? Meselelerin üzerindeki toz kalkınca, sis perdesi kalkınca hadiseler nasıl da netleşiyor? Görebiliyor muyuz? Evet. Allah'ımız mütemadiyen, fahri kainatın sallallahu aleyhi ve sellem müteezzi olmasına müsaade etmez. Etmez de sonra biz de belamızı buluruz. Nitekim bulduk da. Hazret buyuruyor ki bulduk da. Ve daha da buluruz. Daha da buluruz. Aman ya Rabbi. Rabbimiz Teala Tekaddes Hazretleri cümlemizi muhafaza buyursun. Bize Efendimiz'i mutlu kılacak, onu sürura kavuşturacak, huzura kavuşturacak, murad ettiği iftiharına vesile olacak
amellerde, hallerde, efendim, tutum ve davranışlarda adeta birbirimizle yarışırcasına muvaffak eylesin bizleri. Bizi kaderimize rıza gösteren, Allah'ımızdan razı olan, Resulüne ümmet olmayı büyük bir şeref addedip, hiçbir şey ile o şerefi zedelemeksizin yaşama gayreti gösteren kullarından eylesin. Hakkı hak görmeyi, ittiba etmeyi, batılı ne surette olursa olsun batıl olduğunu anlayıp ondan edebilmeyi bizlere lütfeylesin. İmanımızı kamil, amalimizi salih, ahlakımızı cemil, rızkımızı helal, kolay, bol, neslimizi hayırlı eylesin. İslamca yaşamayı, imanla ölebilmeyi lütfeylesin. Amin.